Evet. Burası şey yapıyorlar, ihale açılması. Bakanlığın ihale açılması ta validenin gelişi yaklaşık 3 ay önce. 3 senin üstte onun tahsil edilmesi durumunda şeyden o bütçeler sağlanamadı. Aslında o en son Ankara'yı çıkmıştı programımızda vardı. Sonuna kadar yakalayın. 11 kilometre oradan. Sonuna kadar yakalayın. 11 kilometre oradan. Ya yok zaten isteyeceğim. Yani tedarikli diğer bakın buranın tamamının boşaltılması demek şehrin bir kere yani şu an şu yapıdaki bir binada mı satış yapmak istersiniz yoksa daha modern daha güzel bir yerde mi? Tabii ki daha güzel. Şimdi şehrin diğer kesimlerinde de güzel hizmet alanları vardı. İyidir, çok şükür. Sen nasılsın? Vallahi çok şükür iyiyiz. Hakkıdır abi. Doğrudur eyvallah. Evet, evet. Aynen öyle. Bir gün gelin. Tamam, tamam ellerinden öpüyoruz. Çok şükür sözümüzü tuttuk. Her yeri kamulaştırıyoruz inşallah. Yıl sonuna kadar önümüzdeki hafta sizlerle görüşmeye başlayacaklar. Dükkan sahipleriyle, işte şeylerle. İnşallah hayırlısı oldu hakkımızda. Bugün Sivere kalemizin restorasyon çalışmasını incelemek için ekip arkadaşlarımızla birlikte sahaya ziyarete geldik. Şu anda bir çok güzel bir restorasyon çalışmasının ilk başlangıç etabı devam etmekte. Çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Tarihi 1000 yıl ötesine dayanan Asurlardan kalma yığımı bir tepe üstüne kurulu Siverek Kalesi'nin gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili ilk etap çalışmamızın startını vermiş bulunmaktayız. Özellikle bu konuda emeği geçen Sayın Bölge Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar başta olmak üzere Kültür Bakanlığımıza, Valiliğimize bu denli güzel bir çalışmayı şehrimize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Özellikle bölgenin, kalenin şehir merkezinde, şehrin tam göbeğinde olma hasebiyle ciddi anlamda trafik sıkıntısına neden olan çevresindeki yapıların biliyorsunuz kamulaştırma çalışmasını başlattık. Yıl sonuna kadar kale etrafının restorasyon çalışmasıyla birlikte tüm yapılarının kale çevresinde bulunan 87 parselimizin de kamulaştırma çalışmasını başlatıyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.